sıcak olduğu için kapatmışlar. Tamam. Buyurun. Bir daha. Buyurun. Hoş geldiniz. Sonsuz. Ay yok artık. Evet, donduruyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Bugün sizlere Pamukkale'nin hemen yanı başında yer alan ve şifalı sularıyla ünlü Karahayıt'tan sesleniyorum. Karahayıt hem doğa güzellikleriyle hem de sağlık turizmiyle dikkat çeken bir yer. Burada yerin derinliklerinden 58 derece sıcaklıkta çıkan kırmızı su adı verilen termal sular demir oksit içerdiği için kırmızımsı bir renge sahip. Bu su cilt hastalıklarından romatizmaya kadar birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle buradaki çamur banyoları ve termal havuzlar doğanın mucizesi gibi. Kırmızı suyun dikkat çeken bir diğer özelliği de bu görmüş olduğunuz suyun yüzeyinde oluşan yeşil katmanlar. Bu katmanlar suyun içerisinde bulunan mineraller ve algler sayesinde oluşuyormuş ve bu durum buradaki şifalı suların ne kadar zengin olduğunu gösteriyormuş. Evet, yeni videodan herkese merhaba. Şimdi neredeyiz? Pamukkale'de birincisi düzenlenen motosiklet festivalindeyim. Bu benim ilk katıldığım bir motosiklet festivali oluyor. Ve kimlerleyim hemen sizi tanıştırıyorum. Sevgili arkadaşım Cem, sevgili Oya eşi Zerrin'cim, sevgili Erdem Bey ve sevgili Barış'cığım. Ve burada birçok motosiklet severler buluşuyor. Bu ilk etkinlik. Dolayısıyla hemen size kısaca etkinlikte neler oluyor biraz bahsedeyim. Bu alan gördüğünüz gibi belediyenin alanı. Merhaba. Bilgi alabilir miyim acaba? Evet. Yan tarafında 43 tane var. Biz var tabii. Yan tarafında 43 tane var. Bir de deniz suyu. Evet. Bizim amacımız etkinlik temel uzmanı vatandaşlarına anlatmak. Okullara gidiyoruz, öğretmenlerimize seminerler veriyoruz. İşte bu duvar alanlar da, festival alanlarına geliyoruz. Evet. Harika. Anlıyorlar mı? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Resmen ülke sil başlar. Emniyet kemerinin önemini anlatıyoruz insanlara. Burada yiyecek içecek servisi yapılıyor. Bu kısım eğlence alanı. Akşam burada diskolar olacak. Onları da paylaşacağım sizle. Çocuklar için bir alan var burada. Ve burada da Denizli'de firmaların standları var. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz Denizli'desiniz değil mi? Firma neydi? KRK Motor. Neler kullanıyoruz sizde? İstediğiniz motor üzerinde aksesuarlarını kullanıyoruz. Tamam. Eğer biz bekliyoruz, mavi isteğe gelirsiniz. Ben de geleceğim. Ve arkadaşlar beni en heyecanlandıran standa götürüyorum şimdi sizi. Tekrar ben merhaba. Niye tekrar ben diyorum? Çünkü dünden beri ben bu motordan ayrılamıyorum. Ve karşınızda NK450. Geçtiğimiz ay bu motor Türkiye'ye girdi artık satışta. 450 cc çift silindirli traction kontrolü olan ve motor da yok. Ama çok güzel. Yapamalar şeyi çok güzel. Efendim misiniz? Hani benim boyu kısa olmasına rağmen şu yapı çok güzel kusuyor. Çok yumuşak arkadaşlar. Ay harika yani. Kocaman geniş bir deposu var. Sele yumuşacık. Ve en çok hoşuma giden kısmı da şu arkasının yüksekte olması. Yani sürüş pozisyonunda şu şekilde oturabiliyorsunuz. Arkaya gitmiyor. Harika.
Evet, çok teşekkür ederim. Evet, Sinem ben de onu. Malatya'dan geldim. Hoş geldin. Eren'in menajeriyim. Eren Çelik. Malatya 3. Aa, harika. Aa, süper. Buradan tamam. Sonra Malatya'ya gideceğiz. O zaman şöyle yapayım. Videonun altına Eren'in Instagram adresi varsa oraya ekleyeyim ben size. Hatta ben size şöyle şeyini de vereyim. Süper. Aa, harika. Şunu Stunt Rider diye. Eminim beni takip edenler için biliyordum. Çünkü gençler takip ediyor beni daha çok. Mekanik olsun, oturuş konfor olsun. Herkes memnun. Ben, özellikle kadınlar daha çok memnun oluyor. 150 RK ile geçtiğimiz yıl Türkiye turu yaptım ben tek başına. 7000 kilometre. Gürcistan'a da gittim. CF'yi çok yakinen tanıyorum. Parça sıkıntısı ve servis sorunu olduğunu biliyorum. Evet, maalesef var. Ama ben kendim yurt dışından 10 gün içinde parçalarını getirtiyorum. Zaten yurt dışına gidebilme imkanlarınız varsa aynen öyle. Bence bu makine bir sene sonra, bak demedi demeyin, bir iki sene sonra bu 450 RK her yerde göreceğiz. Evet. Bu A2 arayı çok güzel dolduracak bir motor. Çünkü kaydırmalı debriyaj var, traction control var, çift silindirli ve çok dolu duruyor. Yani fotoğraf videolarını izlerken çok daha güzel. Tek hoşuma gitmeyen şu sinyallerin... Sinyaller içe gömük olsaydı daha güzel olabilirdi. Ya da şurada olsa daha iyiydi. İçe gömme olsaydı burada daha güzel evet. Estetik verebilirdi motoru. ECF duyur beni artık sponsor. Canım başma çok memnun oldum. Ben de görüşmek üzere. Benim yakışıklı burada. Tamam ben. Sağ ol canım benim. Ben giderken alacağım bunu galiba. Aynen. Honda'yı nereye bırakıyorum? Burada da bir arkadaşımız vardı. Hemen merhaba demeden geçmeyelim. Nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. Evet, nasıl gidiyor? Uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Yeniden misiniz peki ilgiden? İlk olmasına rağmen bence de çok keyifli geçiyor. Güne göre bugün biraz daha kalabalığız. Evet. Havada serinlemeye başladığı için özellikle. Nihayet. Yeni oluyor. Peki firmanı biraz tanıtır mısın? Siz de Denizli'desiniz. Denizli'deyiz. Vurmakam olarak başladığımız bir yolculukta ortalama 35 senedir motosiklet sektörü içerisindeyiz. Şu anda Denizli Gümür Otomotiv Premium mağaza boyapar olarak aksesuar, ekipman ve motosiklet satışımız var. Evet. Hüce Motor'un 2023 modellerinin bayiliğini yapıyoruz. VKS'ye geçmeden önceki modellerin bayiliğini yapıyoruz. Aynı zamanda elimizde CCM, TVS, Mondial gibi Çin grubunun bayilikleri de mevcut. Peki biz eğer benim aracılığıyla size gelecek olurlarsa, Rider Peace derlerse küçük bir indirim yapar mısınız? Tabii. İnternet satışınız var mı? Var. Boyapar.com olarak internet web sitesi ziyaret edebilirler. Tamam. Oradan bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirler. Tamam. İsterlerse arayarak iletişime geçebilirler. Tamam. O zaman Rider Peace derlerse küçük bir indirim yapar mısınız? Tabii ki. %10. Harika. Tamam. Eğer mağazamızı ziyaret ederler ve nakit bir ödeme gerçekleştirirlerse %15 indirim sağlarız. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi Ride and Peace diyorsunuz. Alta adresi yazıyorum. Bu mağazadan alışveriş yapmak isterseniz Ride and Peace yazıp %10 indiriminizi alabilirsiniz. CF burada ve yakinen de şu Hornet 750'yi de bizzat buna da geçiyordum. Ama Hornet'ten vazgeçtim çünkü 190 kilo ağırlığıyla beni biraz düşündürdü. SR'lar burada, NK, Tuba. Bugün festivalin ikinci günü ve dolayısıyla daha da kalabalık. A'dan Z'ye her çeşit motor var. Ya, yemin ediyorum acayip cennet gibi, çok eğlenceli. Bakın burada kim var? Scarlett'ın kardeşi. Aynı konfor select grubunu kullanıyoruz. Bu yakışıklı motorlar da bizim arkadaşların motorları.
Antepliyim ama buradayım tabii. Buradasın. Harikasın ya. Var ya, efsane. Hafiften duyalım. Motorum Yamaha YZF R6 2012 model. Kaç yıldır sürüyorsun? 20 yıldır motorcuyum. Harika. İnan ben bu arada çok memnun oldum. Ben de Volkan, ben de memnun oldum. Hep racing mi? Evet, racing. Peki. Evet. Selam. Akşam çok kuvvetli bir fırtına çıktı. Dolayısıyla kurulan brandalar yırtıldı ve yerlerinden çıktı. Yetkililer de gelip hepsini sökmeye başladılar. Tam benim çadırım, gördüğünüz gibi burada duruyor arkadaşlar. Üstümüz çok açıldı. Yarın sabah ki güneşin ilk ışıklarını düşünemiyorum artık. Görüyorsunuz fırtınayı değil mi? Bu çantanın hali ne böyle? Şekli kaçmış. Plan çantalarımız olmadı. Yani hiç mi matematik dersi görmedin Sinem? Allah aşkına şu çantanın hali ne böyle? Hayır, böyle yamuk duruyor. Biraz terlikler kaldı, şurası havada kaldı. Normalde bu çanta bu kadar şiş değil. Buradan baktığınız zaman açıkça bu malzemenin yanlış olduğunu gösteriyor. Eyvah. Peki düzelteceğiz değil mi Sinem Hanım? Yani terliklerimi size versem siz getirirseniz. Olur. Bütün program terlikleri. Hadi bakalım. Sinem Hanım. Hazır mıyız gençler? Ben gidiyorum. Yapmadan önce kendinizi biraz ıslatabilirsiniz. Bandananızı da ıslatabilirsiniz. Ama belinizi ıslatmayın, göğsünüzü ıslatmayın. Çünkü sakat. Evet, cereyanda kalabilirsiniz.